İçişleri Bakanı'nın terörle mücadele operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı az önce. Önemli bir operasyon icra edildi. Sadece terör örgütü PKK, YPG ile değil, DAEŞ ile değil, DHKPC ile değil, FETÖ ile mücadele de aralıksız devam ediyor. Buna ilişkin önemli bir operasyon icra edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu operasyonu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer almış tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ mensubu şüphelisi transfer operasyonuyla yakalandı dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. 52 FETÖ mensubu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonun adı da hayli ilginç çünkü mali konu içeren bir operasyon bu. Transfer operasyonu gerçekleştirildi. 52 FETÖ mensubu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Yine ayrıntıları da verdi. Antalya Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlıklarımızca FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'den tutuklu hükümlü şahıslarla ailelerine yurt içi ve yurt dışından transfer edilen paralarla maddi destek sağladığı belirlenen 52 FETÖ mensubu şüpheliye yönelik Antalya merkezli toplam 11 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Bu illeri hemen verelim. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli, Ankara toplamda 11 ilde bu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde şüphelilerin tamamı yakalandı. Haklarında adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. Son derece önemli bir operasyondu. Terörle mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor. FETÖ ile mücadele noktasında da İçişleri Bakanlığı'nın kararlılığını vurgulayan bir mesajla bu operasyon duyurulmuş oldu. Antalya merkezli bir transfer operasyonu gerçekleştirildi. 52 şüpheli bu anlamda gözaltına alınmış oldu Ela. Çok teşekkür ediyorum Fevzi Çakır. Bugün ne yazık ki böyle elim bir olay yaşandı. Onun üstüne çok konuşamadık. Kolaylıklar diliyorum. Ayrıntıları da bizden sonra Paragün'den. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılı konuşuruz.